Bugün 27 Şubat Salı, ATV ekranlarında gün ortasına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Hemen tüm dünyayı umutlandıran o haberle başlayalım. Amerikan Başkanı Joe Biden, İsrail'le Hamas arasındaki yeni anlaşmayı duyurdu. Biden, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını Ramazan ayı boyunca durduracağını söyledi. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar Gazze'de ateşkes sağlanacaktır. Ateşkes açıklaması dünyanın umutlarını yeniden yeşertti. İsrail ve Hamas'ın 400 Filistinli mahkumun serbest bırakılacağı konusunda anlaştığı öne sürülmüştü. Bu iddialardan kısa süre sonra Amerikan Başkanı Joe Biden kendisine yöneltilen ateşkes sorusunu tarih vererek cevapladı ve Biden, İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki saldırılarını durduracağını söyledi. Ve o anlaşmaya göre saldırılar 40 gün duracak, Filistinli mahkumlara karşılık İsrail'i rehineler takas edilecek ve her gün 500 yardım konvoyunun girişine izin verilecek. Binlerce çadır ve karavan temin edilecek. Anlaşma ayrıca Gazze şeridindeki fırınların ve hastanelerin onarımını da içerecek. Uluslararası Adalet Divanı'nda kürsüde dün ülkemiz vardı. Bir kısmını da taşıdık ekranlarınıza. Vahşi soykırıma ve İsrail'in hukuk tanımazlığına dikkat çekti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız. Katliamın en büyük destekçisi Amerika'da ise isyan artık çok daha yüksek sesle dile getiriliyor. Özellikle Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe veren ve soykırımın suç ortağı olmayacağım diye bağıran bir asker sadece Amerika'yı değil, tüm dünyayı da derinden sarstı. Kurala dayalı uluslararası sistem bir yıkım aşamasında. İsrail işgalcidir ve Filistin topraklarını işgal etmiştir. Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli. Soykırım vurgusu yaptı, tek çare iki devletli çözüm mesajını bir kez daha vurguladı. 2 milyon 300 bin sivil İsrail ambargosu sebebiyle hayatta kalmaları için gerekli olan su, gıda, yakıt ve elektriğe erişim sağlayamıyor. İbadethaneler, hastaneler ve okullar herhangi bir ayrım yapılmadan hedef alınıyor. 2 milyon Filistinli yerlerinden edildi. İsrail saldırıları toplu bir cezalandırmaya dönüştü. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda kürsüde Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız vardı. Mescid-i Aksa'nın da aralarında bulunduğu kutsal mekanların statüsünün korunmasının önemine de dikkat çekti Yıldız. 21. yüzyılda yaşamalarına rağmen Gazze'lilere reva görülen ortaçağ uygulamalarını andırıyor. Hatta daha da kötüsünü. Türkiye'nin tarihte Yahudilere kapılarını açtığını da hatırlattı. Çıkacak karar çok önemli, zira mahkeme İsrail'i haksız bulursa işgalin acilen son bulması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nde aktif olarak görevdeyim ve artık soykırımın suç ortağı olmayacağım. Amerikalı askerin İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yakması da dünyada büyük şok etkisi yarattı. Filistin'e özgürlük. Görevliler tarafından hemen söndürülen asker hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan asker kurtarılamadı. Ancak soykırıma arka çıkan tanınmış Amerikalı simalar da var. Tabii ki şoke olmadım çünkü savaşlarda böyle olur ama yüksek sivil can kaybı beni derinden etkiliyor. Dışişleri Bakanlığı yapmış, Amerikan Başkan adaylığında yarışmış Hillary Clinton'ın kadın hakları seminerindeki sözleri katılımcıların büyük tepkisini çekti. İsrail kendini savunmuyor. Yapılan sizin maliyetini karşıladığınız bir soykırım. Sonra da kadın hakları üzerine mi konuşuyorsunuz? Siz ciddi misiniz? Benzer tepkiyi gösteren herkes salondan yaka paça çıkarıldı. Afganistan'daki, Irak'taki, tüm Orta Doğu'daki savaşlara destek verdiniz. Siz bir savaş suçlususunuz. Filistin'e özgürlük, ateşkes, hemen şimdi. Ve gün ortasına 31 Mart yerel seçim gündemiyle devam edelim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçimi kaybetme endişesiyle telaşta. Zira raporlar çok da başarılı olmadığını gözler önüne serdi. Optimar'ın yaptığı son ankete göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar CHP'nin başına geçmesini isteyenlerin oranı %49. Tabii buna bir de partideki aday krizini eklememiz gerekiyor. Üç, beş, on tanesi kızmış, istifa etmiş. 1 Nisan gününü bekleyen çok beklerler. Ben Kemal, geliyorum.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel 3-5 memnuniyetsiz diye geçiştirmeye çalışsa da parti içindeki kriz anketlere bile yansıdı. Kenardaki pusu siyaseti asla ve asla başarılı olamaz. Varsa öyle birileri avuçlarını yalarlar. Özel koltuğa oturalı henüz 110 gün oldu ama genel başkanlığı CHP seçmeninde karşılık bulmadı. Optimar'ın yaptığı son ankete göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar CHP'nin başına geçmesini isteyenlerin oranı %49 oldu. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının 1 Nisan'da kurultayı toplamak için hazırlık yaptığı seçimdeki olası başarısızlığın ardından da kolları sıvayacakları biliniyor. Dip dalgayı durduramayan genel merkez ise Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen isimlerin üzerini bir bir çizdi. O isimlerden biri de Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ti. Sarıyer'de yeniden aday gösterilmeyen Genç seçime bağımsız girme kararı almıştı. Seçim çalışmalarında hedefine CHP yönetimini aldı. Bana çok net bir şekilde siz Kemal Bey'le beraber oldunuz, bize göre yanlıştı, doğru bir yol değildi. Biz de beraber yürüdüğümüz arkadaşlarla bu işi oluşturuyoruz denilmesi gerekirdi o zaman. Anket yapılmasına da gerek yok. Hiç gerek yoktu. CHP'nin DEM Parti ile yaptığı pazarlık da gündemde. DEM Parti el yükseltmek için CHP'yi sıkıştırmaya devam ediyor. Allah aşkına siz kimsiniz ya? Kimsiniz siz? Siz efendimiz köle miyiz ya? 2019 seçimlerinde bize karşı aday çıkarmanıza rağmen size destek sunduk. Biz bunlarla birlikte yol yürüyemeyiz. Onlar rant alanları oluşturmaya çalışıyorlar. Bugün de bütün kavgaları rant ve belediyecilik. Yoksa bir Türkiye gibi bir dertleri yok. Genel merkezden gelişen bir irade gaspına karşı buradayız. Ona karşı çıkmak için buradayız. CHP'nin aday krizi Edirne'de dinmek bilmiyor. Şükrü Ciravoğlu sağlık sorunlarını gerekçe göstererek adaylıktan çekildi. Yerine Filiz Gencan Akın aday gösterildi. İl başkanlığı önünde toplanan partililer Özgür Özel'i Ciravoğlu'na çekilmesi için baskı yaptığı iddiasıyla protesto etti. İnanılmaz baskı vardı. Özgür Özel kendisi açık açık yani söyledi. Görevden el çekmenizi istiyorum dedi. Kadın adayla devam etmek istiyorum dedi. İYİ Parti ittifak kapısını kapattığı günden bu yana CHP'nin dilinden kurtulamıyor. Akşener'in seçime hür ve müstakil girme kararına CHP'den gelen eleştirilere partinin İstanbul adayı Buğra Kavuncu tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığına layık gördükleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkanlığı'na uygun görmediler dedi ve bunu samimiyetsizlik olarak açıkladı. İYİ Parti'de bir de istifa şoku yaşandı. Akşener'in genel başkan yardımcısı Cem Karakeçili partiyle yollarını ayırdı. Bizim almış olduğumuz karar da son derece normal, doğal ve siyasi hayatın içerisinde bugüne kadar olan ve bundan sonra da yaşanacak bir durumdur. İYİ Parti'nin seçime tek başına girme kararının ardından CHP ile yaşanan söz düellosunda bu kez samimiyet tartışması başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim yaşandı. Şimdi orada yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde yapmış olduğu bu mücadele ve verilmiş olan bu karar son derece normal ve demokratik olarak görünüyor. Ki biz ayrı bir partiyiz, İYİ Partiyiz ve her il ve ilçede aday çıkartma kararı aldık. İYİ Parti'nin yerel seçimdeki İstanbul adayı Buğra Kavuncu CHP'ye eleştirilerini altılı masa süreci üzerinden sıraladı. Hem Sayın İmamoğlu hem de Sayın Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne gelen birçok isme Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasını bizzat istediler ve sonra seçimlerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresi yapıldı ve bu kongrede aynı isimler büyük bir çoğunluğu Cumhurbaşkanlığına layık gördükleri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına uygun görmediler. İYİ Parti'de bir de istifa şoku yaşandı. Partiyle yol Yollarını ayıran son isim Genel Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili oldu. Karakeçili, tecrübeli bir orkestra şefi olmasına rağmen notalara sürekli yanlış basıyor diyerek Akşener'i hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını istemeyebilirsiniz. En doğal hakkınız. Tamam, hiç sorun yok. Ama seçime 2 ay kala ben sizle yol yürüyemem diyemezsiniz. Yanlış nota budur mesela. Akşener ise günü Ankara'da seçim çalışmalarıyla geçirdi. Yeni mahalle esnafıyla bir araya geldi. Kolay gelsin.
Direk olay tam 140 yıllık tarih dün yeniden canlandı. Tarihi sirkeci Kazlıçeşme Banyo Hattı'nın açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatman koltuğundaydı. Şimdi gelin o hatta dair detaylara bakalım. Yabancılar için de çok rahat oldu. Güzel bir şey yani. Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla birlikte İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının toplam uzunluğu 340 kilometreye çıkmaktadır. Vatman koltuğuna geçti, son test sürüşünü yaptı. Kazlıçeşme istasyonuna banyo hattının kornasını çalarak girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 140 yıllık tarihi olan Kazlıçeşme Sirkeci Banyo Hattı'nın açılışını yaptı. 140 yıllık tarihi hattın son test sürüşünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı ve şimdi önce bir video gösterisiyle Erdoğan'ın doğum günü kutlandı ve şimdi büyük bir coşkuyla sahneye çıktı. Vatanımızın kara sevdalısıyız. Onun için diyorum ki bu şarkı burada bitmez. Projemiz kapsamında 7,3 kilometre yaya yolu, 7,3 kilometre bisiklet yolu ve 13 adet karayolu geçidi yer alıyor. Ve tarihi banyo hattı 13 yıl aradan sonra ilk yolcularını almaya başladı. İlk sürüş birazdan gerçekleşecek ve buraya yolcular oturdu. 140 yıllık tarihi hat yeniden canlanmış oldu. 7 kuleli olarak yani keyifli. İlk defa ilk yolcu olarak biz bindik. 140 yıllık tarihi bir hat yeniden canlandı ama artık yeni ve modern bir teknolojiyle canlandı. Yine aynı şekilde Kazlıçeşme'den Sirkeci'ye gidecek. Bu defa yolculuk 20 dakika sürecek ve birazdan da ilk yolculuk başlayacak. ...50 yaşındayım. Daha önceki hat üzerinde çok geçmiş anılarımız var. Biz de bekliyorduk böyle bir şey hizmeti. Bu hatta tarih, turizm ve ulaşım bir arada olacak. Yani normal bir ulaşım yolculuğu gibi düşünmemek gerekiyor. Ve şu anda tarihi semtlerden biri olan Cerrahpaşa'ya geldik ve burada ilk yolcularını alacak. Çeşme'den binen ilk yolcuyuz biz abimle beraber. İlk olduk biz. 2013 yılına kadar eski nostaljik trenimizi kullanıyorduk. Çimşe döndürecek mi sizi? Aynen. Ve şu anda semtli, mahalleliler çok mutlular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış öncesi bir de müjde verdi. 15 gün inşallah ücretsiz yapacağız. Hayırlı olsun diyorum. Ya Allah! Bismillah. Önceden kullanıyorduk. Yani Sirkeci halkalı hattı vardı evvelden. Açılması iyi. En azından bir sahil yolunu görüp de Sirkeci'ye yemek bir başka yani. Onun zevki ayrı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ adaylığının açıklandığı ilk günden bu yana İzmir'i ilçe ilçe sokak sokak dolaşıyor. Seçim çalışmalarında Hamza Dağ sokağın ilgisi ise bir hayli yüksek. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Çiğdem çitlerken kordonda balıkların da aşağıda yüzdüğünü göreceğimiz günler çok uzak değil. Kapı kapı geziyor, İzmirli'nin derdini dinliyor. Kolay gelsin. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, adaylığının açıklandığı ilk günden beri seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Allah uygun bulacak arıyoruz. Sağ ol anacığım. Sağ ol. Aç bakalım aç. İş yapmaz abi. Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Başkan Adayı Hamza Dağ adaylığı açıktan sonra sahaya indi ve ilk günden itibaren İzmir'in her noktasında vatandaşlarla buluştu. Selam olsun. Nasılsın abi? Şükür Allah. Hamza nasılsın? Allah. Espriyle karışık hemşehrilerimiz. Arabaların alt takımları yapmaktan yorulduk diyorlar. Tarafını görüyorduk, şimdi kendini gördük, iyi oldu. Pınar mı çalışıyorsun? Evet. Ne haber, nasıl? Gel Pınar başına da. Geleceğim inşallah. Gel bakayım. Başkanım benim. Oh, sen iyi ki varsın. Al bakayım, sana ne getirdim. Al bakayım. Sayın amca gönderdi onu. Hamza Dağ, CHP'li başkan adayının standını da ziyaret etti. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gönle girmedikten sonra, hürmet görmedikten sonra 50 tane kavşak da yapsan,
Birçok otoyol da yapsan, Körfez geçişini de bitirsen işin doğrusu bizim için bir kıymet harbiyesi yok. Van'da karayoluna düşen çığ bir yolcu minibüsünü sürükledi. Şarampole yuvarlanan minibüste bir kadın hayatını kaybetti. O kadının 8 çocuk annesi olduğu ortaya çıktı. Kazada 12 kişi de yaralandı. Van Hakkari Karayolu'na gece saatlerinde tonlarca ağırlıkta kar kütlesi yığıldı. O sırada yoldan yolcu minibüsü de o çığla birlikte sürüklendi. Yolcu dolu minibüs metrelerce yükseklikte şarampole yuvarlandı. 8 çocuk annesi olduğu öğrenilen Memihan Şengülen olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki 12 yolcu da yaralandı. Amasya'da bir çiftin düğünü bir ailenin kabusu oldu. Sözümüz ona eğlence için sıkılan kurşun bir davetliye isabet etti. Emekli uzman çavuş ne yazık ki hayatını kaybetti. Eşinin isyanıysa o kurşun sıkan kişinin hala cezaevinde olmaması. Güle oynaya gittik, böyle şeyler başımıza geleceğini hiç bilmiyorduk. Güle oynaya geldiler ama sonu gözyaşlarıyla bitti. Düğünde sıkılan maganda kurşunu emekli uzman çavuşun ölümüne neden oldu. Bu görüntülü cinayete daveti çağırdı ama kimse dur sus demedi. Ve bu yüzden öldü. Herkes göz yumdu. Amasya'daki yakınlarının düğününe eşiyle birlikte gelmişti Mehmet Çelik. Bir tarafta halay çekiliyor, diğer tarafta silahlar ateşleniyordu. Düğün yerine indikten sonra biz oraya vardık ki sanki çatışma var gibi silah atışı vardı. Hatta gelinle damat da bu ilkel eğlencenin içindeydi. Mehmet Çelik eşinden ayrı tarafta arkadaşlarıyla farklı bir noktadaydı. İddia o ki bu görüntülerden saniyeler önce bu mavi ceketli kişinin silahından çıkan kurşun Çelik'e isabet etti. 25 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etmiştir. Bir gün silahını çıkarıp da köy meydanında olsun, insanın topluluğunda olsun kullanmamıştır. O an büyük bir panik yaşandı düğünde. Çelik ağır yaralıydı. Hemen hastaneye kaldırıldı ama artık çok geçti. En kısa zamanda ikisini de tekrar yargılansınlar. O kurşunu sıktığı iddia edilen kişi gözaltına alındı ama 2 ay sonra ev hapsine çarptırıldı. Emekli uzman çavuş Mehmet Çelik'in eşi Melahat Çelik bu karara isyan etti. Burada adalet sağlandı. Sağlanmadı. İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğim. Yine bu davadan vazgeçmeyeceğim. 24 yaşındaydı fabrika işçisi Mustafa Karaoğlu. 2 yıl önce evlenmiş, kızına kucağına alalı 5 ay olmuştu. O gün de işten çıktı ve servise doğru yürümeye başladı. Sert bir fırtına vardı. Bir iş yerinin çatısından kopan dev parçalar talihsiz gencin üzerine düştü. Karaoğlu doğum gününe 2 gün kala hayatını kaybetti. Ailesi iş yerini ihmal var diyerek mahkemeye verdi. Karşı tarafta kendini eli cebindeydi diye savundu. Bunu soracak, babam ne için öldü diyecek. Eli cebinde olduğu için kızım kusura bakma babam vefat etti demek zorunda kalacağım kızıma. Çünkü çatısından düşen parçayla hayatını kaybettiği iş yerinin avukatı ölüm gerekçesi olarak eli cebindeydi, kendini koruyamadı dedi. Şu şekilde kendini korumaya alıyor, diğer elini de cebine koyuyor. Ondan sonra rüzgar çıktığı zaman elimiz cebimizde değil, böyle yukarı doğru kaldırarak yürümemiz gerekiyor ki onun savunmasına göre. Ankara Pursaklar'da geçen yıl Mayıs ayında yaşandı korkunç olay. Fabrika işçisi Mustafa Karaoğlu 5 ay önce doğan bebeğine kavuşma hayaliyle iş yerinden çıkıp servise doğru yürümeye başladı. Ancak kuvvetli fırtına da bir iş yerinin çatısından kopan dev parçaların altında kaldı. Olay işte tam bu noktada gerçekleşti. Fırtınaya dayanamayan bu iş yerinin çatısındaki dev parçalar burada yürüyen yayaların üzerine uçtu. 3 kişi saniyelerle kurtuldu ama 24 yaşındaki Mustafa Karaoğlu o kadar şanslı değildi. Ağır yaralanan talihsiz genç yaşam savaşını kaybetti. Hem de 25. yaş gününe 2 kala. 25'inde çiçek gelecekti akşam iş çıkışı ama maalesef ben o çiçeği alıp eşimin mezarlığına götürmek zorunda kaldım. Genç işçinin ailesi çatısı uçan iş yerinin sahibine dava açtı. Ancak özür beklerken pes dedirten bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Arka sol tarafından geliyor zaten malzemeler. Görmüş olsaydı bile
Ondan ben kaçabileceğini düşünmüyordum. Çünkü bu membran dediğimiz malzeme çok ağır bir malzeme. Gerekli sabitleme yapılmadığı zaman böyle rüzgarlarda uçabiliyor. Olayda ihmal olduğunu iddia eden Gizem Karaoğlu, taksirle ölüme neden olması suçundan 6 yıla kadar hapis sistemiyle tutuksuz yargılanan iş yeri sahibinin hak ettiği cezayı almasını istiyor. Orada olayı gören kişilerin bana ulaşmalarını istiyorum. Evet baba. İş insanı Can Atay'ın adı 2020 yılında eşini öldürmeye teşebbüs suçuyla gündeme gelmişti. Polen Vuranka'ya polise ifadesinde beni bornoz kuşağıyla boğmaya kalktı demişti. Ancak tüm bunların bir iftira olduğu ses ve güvenlik kamerası kayıtlarıyla belgelendi. Ve Atay yargılandığı suçtan beraat etti. Yakında adalet yerini bulacak arkadaşlar. Alo İzmir'in için. Merhaba eşim. Eşini bornoz kuşağıyla boğarak öldürmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanıyordu. Yalan ifade veren kadın baltayı taşa vurdu. İş insanı Can Atay'ı ses kaydı ve güvenlik kamerası kurtardı. Devam eden boşanma davamızda haksız menfaat elde edebilmek için atılan iftiralardı. Can Atay ve eşi Polen Vurankaya boşanma aşamasındaydı. 29 Haziran 2020 tarihinde Vurankaya eşinden şikayetçi oldu. Evimiz iki kattı. Ben üst kata çıktığımda eşime seslendim ve onu bulamadım. Soyunma odamızın kapısını açınca yere düştüğünü fark ettim ve orada buldum. Eşini suçlayan Polen Vurankaya o dönem ifadesinde beni öldürmek amacıyla bir süre ambulansı aramadı dedi. Soruşturma derinleşti, sıkı bir çalışma başlatıldı. Ve Can Atay'ın 11 kere 112'yi aradığı, böylelikle de suçlamanın bir iftira olduğu ortaya çıktı. Her şey bir dakika içinde oluyor. Ben yaklaşık 11 kere 112'yi arıyorum. Yardım istiyorum. 112 buyurun. Merhaba. Eşim kendini intihar etti. Ha, neden? 60 nerede arıyorsun? Hangi ilçe? İzmir'de. Çok tamam. Çok nefes alıyor. Tamam. Takma kendisini. Kalk masajı yapmaya başla. Alo İzmir'de. Merhaba eşim. Eşim kendini intihar etti. Polen Vurankaya yine o tarihlerdeki ifadesinde Can Atay babasını eve çağırarak beni ölüme terk ettiler suçlamasında bulundu. Bunun da söylediği ikinci yalan olduğu anlaşıldı. Polen Vurankaya'nın iddiasına göre Can Atay babasıyla birlikte onun ölmesini beklediğini söylüyor ama aslında kamera kayıtlarına göre Can Atay'ın babası ambulans geldikten sonra sitenin içine giriyor ve kamera kayıtlarında yine Can Atay'ın babasının eve hiçbir şekilde girmediği görülüyor. Onun dediği gibi başında kimsenin ölmesini beklemiyoruz. Bornoz ipinde çıkan herhangi bir erkek genotipinin olmaması. Bunların hepsi sonunda ortaya çıktı. Can Atay bu davada 3 yıl boyunca yargılandı ve daha sonradan kamera kayıtları ve 112 personeliyle olan diyaloğu ortaya çıkınca geçen hafta beraat etti. Mutluyum, aynı zamanda da üzgünüm. Keşke böyle bir şey hiç yaşanmasaydı. Özlem Çağırgacı kayınvalidesiyle katıldığı Esra Erol'un programına. 42 yaşındaki eşi Yüksel Çağırgacı'nın 18 yaşındaki Eda Nurkaya ile yasak ilişki yaşadığını iddia ediyordu. İddiaları doğrulayan taraflar canlı yayında yüzleşti. Sizin oğlunuz sizin kocanız. Evet. Ama kayınvalide ve gelini yan yana oturtan ortak bir mücadele var. Eşiniz Köksal Çağırgacı. Evet. Değil mi? Evet. Yanında da Eda Nur isimli kişiyle bir ilişki yaşıyor. Büyük kızımla akran oluyor kendisi. Aynı yaşta. Aynı yaşta. Torunu bile var, torunu. Telefonlarını yakaladım. O da bana inkar etmedi. Arkadaş, söyledi. TikTok videolarını görelim lütfen. Sosyal medyaya koydukları. Sevgilim kıskanır, yalanlar anlatırlar. Boş ver gel yanıma bir tanem. Çocuklarımın hakkını aramaya geldim ben Esra Hanım. Siz bir boşanma davası açtınız mı? Evet. Açtı. Eşiniz bu ilişkiyi de kabul ediyor. Çok mücadele verdim. Mal varlığını bana vermek istemiyor. Ben de mal varlığımı Eda'ya yedirtmem. Ben cefasını çekeceğim, sefasını Eda'nın. Yok, öyle bir dünya peki, yok. Peki, Köksal Bey telefon attığında Eda Nur'la mı berabersiniz şu anda? Evet, onların istedikleri tek amaç evdir, yerdir, arabadır, paradır, puldur. Bir o kadar daha benim gizli param var. Onları da vereyim. Kafaları rahat olsun. Şimdi her iki tarafta bu kadar boşanmada istekliyse zaten oturur bir şekilde bu süre içerisinde anlaşabilirlerdi. Madem yeni bir yolculuğa çıkacaksınız, bu seçiminizin arkasında durun ama
3 tane çocuk var. Yağmur Kaya'nın annesi telefon hattına bağlandı. Kızımın fotoğraflarını kaldırmasını istiyorum. Benim kızım %75 raporludur. Zihinsel engelli mi? Engellidir efendim. Evet. Benim kızım arkadaşına gider, ona gidiyor, buna gidiyor, tutamıyorum. Getiriyorum onu, bakın gözde yatırıyorum. Tedavi ettiler de. Sizin kızınız Köksal Bey tarafından %75 engelli ise kullanılıyor ve mağdur ediliyor. Evet. Siz yapmanız gereken bulunduğunuz yerdeki işte karakola oraya buraya gidin, şikayetçi olun. Ben karakola gittim, her yerde ifadem var. Kızınızı kurtarmak istiyor musunuz? Yanındaki insana söyle de kocasına sahipsizsin. Ben ondan şikayetçiyim. Özlem Hanım siz susun. Kızınız engelliyse onu kullanan ve mağdur eden, ne yanında mi tutan Köksal Çağırgacı. Eda Nurkaya şu an telefon attığından. Anneniz biraz önce yayına bağlandı ve size sizin %75 zihinsel engelli olduğunuzu doğrudur iddia etti. Doğru mu? Sinir hastasıyım. Sinir hastasıyım. Şu anda onu da kullanan ve mağdur eden senin kocan. Evet. Beni kimse mağdur etmiyor. Kimse zorla tutmuyor. Ben kendi isteğimleyim. İstanbul'da toplu taşıma son 5 yılda toplu bir kriz halini aldı. Otobüs ve metro hatlarında yaşanan aksaklıklar malum gündemden düşmüyor. Bunun en son örneği de dün sabah Atatürk Havalimanı Yenikapı metro hattında yaşandı. Teknik arıza sebebiyle seferler yapılamadı ve yolcular dakikalarca beklemek zorunda kaldı. Arıza bir de İstanbulluların işe ve okula gidiş saatine denk gelince tabii beklemek çileye dönüştü ve sinirler gerildi. Ya bu yakışır mı ya? Abi. İstanbulluya yaptıkları bu. Görüyorsunuz durumu. Metro seferinde arıza oldu. Sabah işine gitmek isteyen İstanbullular zor anlar yaşadı. Bu nedir ya? Bak ben sağlık çalışanıyım. Bak ben sağlık çalışanıyım. Ben ambulans şoförüyüm. Ben hastaneye geç kaldım. Ya bu yakışır mı ya? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adı sık sık arızalarla anılan metro hatlarındaki problemin adresi bu kez Davutpaşa metro durağıydı. Teknik arıza sebebiyle seferler uzun süre yapılamadı. Kıyamet günü ya baksana. Tüm bunlar mega kentin işe gidiş saatine denk gelince duraklarda yoğunluk oluştu. Seferlerin yapılamamasının üzerine bir de yürüyen merdivenlerin bozulmasıyla istasyonlarda mahsur kalanlar adeta sinir krizi geçirdi. Merdivenler yeri gidiyor şu an. Rezillik bini bin para. Hop hop ters gidiyor. Kırmızı bas. Sana düşecek. Allah'ım ya. Yukarı çıkan merdivenler yeri gidiyor. Rezaleti görün. Merdiven çalışmıyor. İnsanlar bu durumda. Metro seferlerinde yaşanan arıza giderilene kadar durağa gönderilen otobüsler de yetersiz kaldı. İstanbullular tepkisini işte bu sözlerle dile getirdi. Oy verdiğimiz Ekrem İmamoğlu'nun İstanbulluya yaptıkları bu. Görüyorsunuz durumu. Rezilliği görsün. Kendisi uyuyordur şu an. Uyumaya devam et başkan. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da sabah yaşanan bu duruma kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan kurum, "Bunu hak etmiyoruz, 31 Mart'ta beceriksizlik son bulacak, bu çile bitecek." dedi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 2 yıl geride kaldı. Artık 3. yıldayız. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski kameralar karşısındaydı ve kayıplarla ilgili rakam verdi. Savaş boyunca 31 bin askerinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ukraynalı lider Rusya ile savaşta artık kritik bir dönemde olduklarını vurguladı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'le görüştüğünü biliyorum. Dedi, çözüm için bir kez daha Başkan Erdoğan'ı işaret etti. Sayın Erdoğan'ın Mykolaiv bölgesinde denizin açılması konusunda bize yardımcı olabileceğine inanıyorum. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, 3. yılına giren Rusya Savaşı hakkında bilgilendirme için kameraların karşısına geçti ve bilançoyu ilk kez açıkladı. Savaşta 31 bin askerimizi kaybettik. Putin'in söylediği gibi 300 bin değil. Zelenski barıştan da ilk defa bahsetti. Önümüzdeki aylarda İsviçre'de dünya liderleriyle buluşacağız. Barış zirvesinde bir taslak oluşturulacak. Putin'le müzakere olasılığı da soruldu.
Muhalifleri öldüren bir adamla müzakere mümkün değil. Tarafların savaş planlarına da değindi. Geçtiğimiz yıl taarruz planlarımız biz harekete geçmeden Kremlin'in masasındaydı. 2024'te alternatif planlarımız var. Rusların Mayıs sonu ya da yaz ayları için yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu da biliyoruz. Şimdi dünyadaki diğer gelişmeleri derlediğimiz haber turumuzda sıra. Belçikalı çiftçiler yine öfkelendi, sokaklara döktükleri saman balyalarını ateşe verdi. Polis traktörlü gruba tazyikli su ve gazla müdahale etti. Çiftçilerin beklentisi iklim politikalarına geçiş için daha yüksek ürün fiyatları belirlenmesi. Göçmen krizi yine Avrupa'nın kapısına dayandı. Kuzey Makedonya, Sırbistan polisini göçmenleri yarı çıplak sınırın karşı tarafına göndermekle suçladı. Belgrad yönetimi ise insanlık dışı muamele iddialarını reddetti. Yol vermeyen sürücüye sinirlendi, gaza yüklendi. Ancak keskin sirke küpüne zarar verdi. Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşıp nehre düştü. Sürücü kurtuldu ama araçtaki eşi ve babası hayatını kaybetti. Kanada'da artan kiralar üniversitede ekonomi son sınıf öğrencisi Tim Chen'i sıra dışı bir yönteme itti. Kirası 2500 dolara çıkınca küçük bir matematikle haftada 2 gün gideceği okula bilet fiyatlarının sadece 1200 dolara geldiğini hesapladı. 3 dersinin ikisinde katılım zorunluluğu olan Chen ailesinin yanına döndü. 687 kilometrelik yolu 1,5 saatlik uçuşla gidip gelen genç haber kanallarının da ilgisini çekmeyi başardı. İyi haber bu yoğun trafiğin birkaç ay sonra mezuniyetiyle son bulacak olması. From the air, Abigail Turner, arkamdaki turistler İngilizce şehire geliyor çünkü bu camiye görmek istiyorlar. Nereden öğrendiniz Türkçe? Türkiye'de 7 yıl yaşadım yani Türkiye'de ben. İnanmıyorum. Ben Almanım. Ben evet. Türkoloji, Türk dili ve edebiyatı okudum Almanya'da. Aklınızdaki soruları duyar gibiyiz. Evet, adres gerçekten Mozambik ve bu sıra dışı konuşmanın tamamı Türkçe. Türkiye'yi çok seviyorsunuz anlaşılan. Yani Türkçe'yi evet. Çok güzel konuşuyorsunuz. Ya çatpat. Çatpat, baya çatpat. Ben bile bilmiyorum çatpat. Tarz amca, Gabriele. Gabriella, ben Nalia. Çok memnun oldum. Ben de ama çok komik. Afrika yıldızı olarak tanınan Nalia Andre yaşadıklarına en az izleyenler kadar şaşırdı. Mozambik'te bir Alman hanımefendi ile az önce Türkçe konuştum. Benden mutlusu yok. Çıldırabilirim yok. İyi günler. Bay bay. This guy. Turun son misafiri işinin reklamını hakkıyla yapan bir genç. Amerika'da elle tutulan tabelalarla reklam çok yaygın. Genç dansçı bunu rakiplerine göre daha ilgi çekici hale getirebileceğini ispatlıyor ve görenleri daha reklam almadan şaşkına çeviriyor. Ramazan'ı karşılamamıza artık sayılı günler kaldı. Urna dakikalarca kuyrukta beklediğimiz Ramazan pidesinin fiyatı da belli oldu. Bakın bu Ramazan iftar sofrasında pide yemenin maliyeti ne kadar olacak? İftar sofrasının olmazsa olmazı Ramazan pidesi tezgaha yeni fiyatıyla çıktı. Ankara ve İstanbul'da pidenin fiyatı belli oldu. Ben 25 lira diye duydum. Bugün fırına sordum 25 lira dediler. Ben dedim çok yani. Geçen sene 10 liraydı. Bir ekmeğin fiyatı 10 liraysa Ramazan pidesinin fiyatının daha uygun olması gerekir. Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazan denilince de akıllara pide geliyor. Peki pidenin fiyatı bu yıl ne kadar olacak? İşte Fırıncılar Federasyonu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre bu yıl İstanbul ve Ankara'da 250 gramlık pidenin fiyatı 15 liradan satışa sunulacak. Normal diye düşünüyorum efendim. Normal diye karşılıyorum ben. 250 gramlık Ramazan pidesinin resmi satış fiyatı 15 lira. Ama rakamı fırından fırına değişecek gibi görünüyor. Pidenin de 250 gram olması küçük pide çok güzel olmuyor. Biz fırıncılar
bu gramajda oynayıp birazcık daha bunu yükseltip fiyatını da yükselteceğiz. Sadece gramajdaki artışta artmıyor fiyat. Ramazan ayın haricinde de pide çıkarttığımız için 300-350 gram gibi pideyi 20 liraya satıyoruz. Tabii yumurtalı pide de var, onun fiyatı daha farklı olacak. Tahminimce bol susamlı yumurtalı pide 10 lira fark edecektir. Yani 250 gramlık Ramazan pidesi 15 lira. Ama ağırlığına ve ekstra malzeme kullanımına göre fiyatı da farklılık gösterecek. Haberimizin başlığı yutulabilir parfüm. Kulağa inanılması güç geliyor ama Trakya Üniversitesi'nde bir ekip yaptı bu çalışmayı ve çok olumlu sonuçlar alındı. Gül yapraklarını kurutup bir kapsülün içine yerleştirdiler. Alışılmışın dışında bir buluş olduğu şüphesiz. Biz de bu durumu dün sokağa sorduk. Parfüm hapına yorumlar, bakın ne oldu. Parfümü yakın zamanda yutabileceğimizi söylesem. O nasıl oluyor? Yeni mi çıktı? İlaç gibi. Çok güzel bir şey. Yani kullanırım. Şimdilik gül kokusu kokabileceksiniz. Güzelmiş, güzel icat. Görüntüsü ilaca benzese de aslında bu bir parfüm. Gül kokulu parfüm kapsülün içine girmeye başladı. İşte Türkiye'de üretilen ilk yutulabilen parfüm. Yakında tıpkı ilaç gibi isteyen parfümü sıkmak yerine yutabilecek. Parfüm yutmak ister misiniz güzel kokmak için? Ben istemem. Hayır. Sık sık tazelemeyi tercih ediyorum. Ya parfüm sıkmak daha mantıklı geliyor ama. Yutulabilir parfüm için kolları sıvayan Trakya Üniversitesi'nden doçent doktor Gülşah Gedik oldu. Ekibiyle güllerden tablet halinde yutulabilir parfüm üretti. Gülden elde ettiğimiz ekstreyi püskürtmeli kurutucuda böyle bir toz haline getiriyoruz. Yutulabilir bir hale getirmek için kapsüllerin içine koyuyoruz. Parfüm sıkmak mı yoksa ilaç gibi onu yutmak mı? İlaç gibi yutmak. Öyle mi? Evet. İlk defa siz böyle dediniz. Ama biraz yenilikçilere açık olmak lazım. Eğer doğa için faydalı olabilirse olabilir. Neyi sizi cezbetti yutulabilir ama parfümde? Çünkü değişik bir şey. Parfümler çok aşırı pahalı yani. Ben de alıyorum. Bir ayda bitiyor yani. 3000 liralık bir tane parfüm bir ayda bitiyor. O zaman inşallah umarız tabletlerin fiyatı uygun olur. Siz kullanır mısınız? Yani evet, uygunsa kullanırım. Fiyatı uygunsa mı? Evet. Yoksa ne uygunsa? Fiyatı uygunsa. Günlük 4 tane kapsül alınmasıyla gayet güzel bir koku verilebileceğini görmüş olduk. Sıkmak eğlenceli yani. Ben o yüzden çok düşünmüyorum. Diğer türlü tablet olunca suyla içeceksiniz. Onun kokusunun gelmesini bekleyeceksiniz. Evet, çok uzun sürüyor. Sıkayım. Sıkabilirsiniz tabii ki. Anında mis gibi anında koku. Evet. Şimdilik ilk yutulabilir parfüm gül kokusunu veriyor. Patent başvurusunda bulunuldu. Gülden sonra farklı kokulardan da yutulabilir parfüm çeşitlerinin gelmesi bekleniyor. Eğer sosyal medyayla haşır neşirseniz bu video mutlaka çıkmıştır karşınıza. Sevgililer gününde babalarının kendilerine aldığı çiçekle büyük sevinç yaşayan ikizlerin görüntüsünden bahsediyorum. ATV Haber 2,5 yaşındaki Eliz ve Deniz'in İzmir'deki evlerine konuk oldu. Ve o kısa videonun arkasından sürprizlerle dolu bir öykü çıktı. Eşim kızları balkona çıkar. İşten geliyorum dedi. Çiçekten benim bile haberim yoktu. Size çiçek mi almış baba? Çok güzel. Babalarının çiçek sürpriziyle dünyalar onların oldu. İkizlerin yaşadığı mutluluk sosyal medyada büyük yankı buldu. Bu kadar beğeni alabileceğimizi, izleneceğini düşünmedim. İzmir'de yaşayan Çam çiftinin biri 21, diğeri 17 yaşında iki çocuğu vardı. Yıllar sonra gelen ikizler hayatlarını birdenbire değiştirdi. Hiç haberimiz yokken oldu. Bir anda iki iken dört. Aynen öyle. Çok çok geniş bir aile olduk. Hayatım çok olumlu şekilde değişti. Ben 50 yaşındayım. Eve emekleyerek yürüyorum. Çok güzel bir şey. 23 yıllık evli Funda ve Ahmet Çam çiftinin ilk çocukları Sıla 21, Ege ise 17 yıl önce doğdu. Yeniden anne baba olmak gibi bir düşünceleri yoktu. Ancak 2,5 yıl önce bir sürpriz yaşandı. Funda Hanım hamileydi. Asıl sürprizi ise doktora gittiğinde yaşadı, ikiz çocukları olacaktı.
çok büyük bir şoktu benim için. Yıllar sonra tekrardan aynı heyecanları yaşamak. Kızlar geldikten sonra bize ikinci bahar yaşıyoruz. Bu neydi? Acı bebek. Çok çocuk demek, mutluluk demek. 2,5 yaşındaki Eliz ve Deniz evin maskotu haline geldi. Babalarının çiçek sürprizi karşısında yaşadıkları mutluluksa sosyal medyada binlerce kez izlendi. Şimdi ay takvimine göre 10 Şubat'ta başlayan yeni yıl kutlamaları Fener Festivali ile sona erdi. Ejderha yılına giren Çin'de festival kapsamında sokaklar ışıl ışıl süslendi ve televizyon ekranlarında rengarenk bir gösteri vardı. Havai fişekler, dev ejderhalar, ışıl ışıl sokaklar. Çin'de yeni yıl kutlamaları geleneksel Fener Festivali'nin yapılmasıyla sona erdi. Dünyanın geri kalanından farklı olarak yeni yılı ay takvimine göre kutlayan Çin bu sene ejderha yılına girdi. Çin'de yeni yılın ilk dolunayını kutlamak içinse sokaklar ve caddeler Fener Festivali için süslendi. Festival için yalnızca şehirlerde değil televizyonlarda da büyük bir gösteri hazırlandı. Geleneksel Çin kültürü son teknoloji yeniliklerle birleşti. Ortaya işte bu görüntüler çıktı. Çin kültürünün sergilendiği danslar ve şarkıların yanı sıra opera ve akrobasi gibi geleneksel sanatlar da izleyicilere görsel bir şölen yaşattı. 2000 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Fener Festivali, Çin ay takviminde ilk ayın 15. gününde kutlanıyor. Festival için hazırlanan gösteriler ise 1985 yılından bu yana televizyonlarda yayınlanıyor. ATV ekranlarında yakında yepyeni bir dizi başlıyor. Adı Yaban Çiçekleri. İstanbul'da başlayan ve Ayvalık'ta devam eden duygu yüklü bir aşk hikayesi bu. Başrollerinde de hepimizin yakından tanıdığı Akın Akınözü ve Aslan Malbora oynuyor. Yarım kalır bazı hikayeler. Bizim hikayemiz gibi. Bir yolculuk daha başlıyor şimdi. Hem de hiç hesap edemediğimiz bir anda. Peki eksik sayfaları doldurabilecek miyiz? Kesilmiş fotoğrafları birbirine ekleyebilecek miyiz? Bir aşk hikayesi yazabilecek miyiz? Yaban Çiçekleri, yakında ATV'de. Şimdi kısa bir ara, sonra piyasalar. Aranın ardından gün ortasını noktalamadan önce piyasalardaki son durumu da hemen aktaralım sizlere. Dolar 31.14'te yükselişte. Euro 33.82 seviyesinde yükselişte. Çeyrek altın 3.332 liradan alıcı buluyor ve Borsa İstanbul 100 Endeks de 9.235 puanda. Ve bugün de gün ortasını noktalıyoruz. Yarın saatleriniz 13'ü gösterdiğinde güzel haberlerle karşınızda olabilmek dileğiyle. Sağlıklı günler, hoşça kalın.